Doğrusallık sınavlarını yaparken 3 şeye ihtiyacımız var. 1. Excel. Verileri kaydetmiş olduğumuz Excel dosyamız. 2. Bir not defteri. Ve 3. Gauss programı. Açalım. Açınca gelen pencereyi close diyorum ve şimdilik bunu bir kenara bırakıyorum. Excel'e geliyorum. Öncelikli olarak ilk adımda Excel'deki dosyalarımızı kopyalıyoruz. Yalnız dikkat edin, kopyalama işlemini yaparken değişken isimlerini almıyoruz. Sadece datayı alıyoruz. Kopyaladım. Ctrl-C. Not defterine geldim. Dikkat edin, hiçbir boşluk bırakmadan not defterine yapıştırıyoruz. Ctrl-V. Şimdi bu not defterine aktardığımız verileri bu çalışma sayfasını C direktrisi içerisinde bulunan Gauss dosyasının içerisine atacağız. Ne yapıyoruz? Not defterine geldik. Dosya, farklı kaydet, C direktrisi içerisinde Gauss isim vererek kaydediyor olacağız. Dosya uzantısı TXT kaydet dedim. Evet. Şimdi işimiz not defteriyle bitti. Excel'le bitti. Verilerimizi Gauss klasörünün içerisine koyduk. İkinci adım Harvey kodunu Gauss dosyasının içerisine atmak. Kodu indirdiğiniz zaman kod nerede ise bu kodu kopyalayın ve C sürücüsünün içerisinde bulunan Gauss dosyasına lütfen aktarıyor olun. Evet, bu da 2. Üçüncüsü de Gauss'ta bu dosya içerisine attığımız Harvey kodunu çağıracağız. Diyoruz ki File, Open, karşımıza gelen pencerede Harvey kodunu seçiyoruz, aç diyoruz ve geldi. Ha başka ne yapabiliriz? Kapatalım bunu. Open penceresine basarız. Karşımıza gelen pencerede Harvey'i seçeriz, aç deriz, kodu çağırmış olduk. Değiştireceğimiz 3 yer var. Birincisi Load Data, ikincisi Names, üçüncüsü de Y eşittir Data dediğimiz satırlar. Load Data'da ilk yazılan gözlem sayısıdır. Excel'de kopyaladığımız veriler var ya, burada kaç gözlem söz konusu ise geldik burada. İlk sayı, gözlem sayısı, oraya 55'i yazdık. Yine aynı yerde hangi değişkeni sınayacaksak o değişkenin kaçıncı sırada yer aldığını da buraya yazıyoruz. Mesela karbon emisyonunu sınıyor olalım. 1 olarak kalsın burası. O zaman ne yapıyoruz? Names'i değiştiriyoruz. Değişkenin adını veriyoruz. Ve burada da şurada bir görülen yeri değiştireceğiz. Hangi değişkeni alıyorsak, kaçıncı sıradaysa onu yazıyoruz. Karbondioksit emisyonu ve birinci sırada. Evet. Şimdi kodu çağırmamız gerekiyor. Analizi çalıştırmamız gerekiyor. Diyoruz ki run, run active file. Sonuçlarımız burada. Şimdi yapacağımız şey bunları yorumlamak. Burada gördüğümüz WLAM dediği İstatistik 2008 yılındaki 1.73 çıkmış. 2008 yılındaki çalışmanın test istatistiği. Diğer 3 istatistik ise 2007 yılı testinin istatistikleri. 2007 yılında göreceğiniz üzere %10, %5 ve %1 için ayrı ayrı hesaplamış değerleri. Burada dikkat edilecek husus serbestlik derecesi. 2007 testi için Harvey-Leibor'un 2007 yılı testi için serbestlik derecesini 4 alıyoruz. 2008 testi için de serbestlik derecesini 2 alıyoruz. 2008 testi için 2 serbestlik dereceli 2 kare tablosu ile karşılaştırmalı %5 anlamlılık değerini ve 2007 testi için de 4 serbestlik dereceli 2 kare tablosu ile karşılaştırmalı %5 anlamlılık değerini hesaplamamız gerekiyor. Hesaplayalım. Şimdi
Önce rahatça üzerinden gidebilmek için buradaki değerleri Word'e kopyaladım. Tablo değerini hesaplamak için neye ihtiyacımız var? Excel'e ihtiyacımız var. Önce 2008 testi için hesaplamamızı yapıyor olalım. %5 için 2 serbestlik dereceli bir tablo değerini hesaplayacağız. Yapacağımız şey şu. Açtık. Herhangi bir hücreyi tıkladık ve yazıyoruz. Eşittir. Ki kare ters. Aç parantez. 0.05. Yani %5 için hesaplıyoruz. Noktalı virgül 2. Nedir 2? 2 serbestlik dereceli hesaplayacağımız tablo değeri için 2'yi yazıyoruz. Kapa parantez. Enter. Bitti. Bu kadar. %5 için 2 serbestlik dereceli tablo değerimiz %5.99. Şimdi bu değeri elde ettiğimiz değerle karşılaştıracağız. 2008 testi için yapıyoruz. Kritik değerimizi elde ettik. Bu kritik değeri hesaplanan değer 1.73 ile karşılaştırıyor olacağız. 1.73 ve 5.99. 1.73 5.99'dan nedir? Küçüktür. Dolayısıyla 0 hipotezi reddedilemez. Hesaplanan değer kritik değerden küçük olduğu için H0 hipotezi, temel hipotez, doğrusallık hipotezi reddedilemez. Neydi H0? H0 hipotezimiz doğrusallığı alternatif hipotezimizde doğrusal dışılığı ifade ediyordu. Evet, temel hipotezi reddedemedik. O zaman ne diyoruz? Bu seri doğrusal davranışlar sergilemektedir diyoruz. Bu seri doğrusal davranışlar sergilemektedir. Şimdi 2007 testine geçelim. Gördüğünüz üzere 3 test istatistiği var. %10 anlamlılık düzeyi için, %5 ve %1 için. Hangisini alacağız? Hepsini almak zorundayız. Hayır, hangisini almak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Amacınız %5'e göre çalışmak ise o zaman 46.40 alacaksınız. %5'i almak yeterlidir. Bu elde ettiğimiz kritik değerle neyi karşılaştıracağız? %5 için serbestlik derecesini 4 alarak bir kritik değer hesaplayacağız. Geliyoruz Excel'e yine. Eşittir. Ki kare ters. Aç parantez. %5 anlamlılık düzeyine göre 0.05 noktalı virgül. Serbestlik derecesini 4 alıyoruz. Kapa parantez. Enter. 9.48 bizim kıyaslayacağımız kritik değer. Kritik değer ile hesaplanan değeri karşılaştıracağız. Hesaplanan değer kaçtı? 46.40 idi. Kritik değeri Excel'de 9.48 bulduk. Hatta 9.49. Karşılaştıralım. 46.40 9.49'dan büyüktür. Bu durumda H0 hipotezi reddedilir. H0 hipotezi neydi? Doğrusallık hipoteziydi. Doğrusallık hipotezini reddet. Temel hipotez H0 doğrusallığı, alternatif hipotez H1'de doğrusal dışılığı ifade ediyordu. Peki ne diyoruz bu durumda? Bu seri doğrusal olmayan davranışlar sergiliyor diyoruz. 2008 test sonucu ile 2007 test sonucunun çeliştiğini görüyoruz. 2007 test sonucunda serinin doğrusal davranışlar sergilemediği, doğrusal olmayan davranışlar sergilediği tespit edilirken, 2008 test sonucunda da doğrusal davranışlar sergilediği
saptanmış oldu. Peki bu durumda ne yapacağız? Daha güçlü olan 2008 test sonuçlarını, yani serinin doğrusal davranışlar sergilediğini kabul edeceğiz ve çalışmayı raporlarken de bunu belirtiyor olacağız. Şimdi bu serilerin durağanlık sınamaları için ne yapacağız? Geleneksel birim kök testlerini uyguluyor olacağız. Ama bu sonuçlar doğrusal dışı davranışlar sergilediği yönünde çıksaydı, o zaman geleneksel birim kök testleri yerine doğrusal olmayan birim kök testlerini uygulamak zorunda kalacak. Bu nokta çok kritik bir nokta. Özetle, herhangi bir analize başlamadan önce direkt klasik bir şekilde ADF, PP, KPSS gibi klasik geleneksel birim kök sınamalarını yapıp, durağanlık sınamalarını yapıp ondan sonra diğer analizleri geçmek yerine öncelikle doğrusallık sınamalarının yapılmaları çok önemli. Yapılan bu testler neticesinde iki olasılık var. Serilerin ya doğrusal davranışlar sergilediği saptanacak veyahut doğrusal dışı davrandığı saptanacak. Şayet seri doğrusal davranışlar sergiliyor ise o zaman geleneksel birim kök testlerine gideceğiz. Şayet serilerin doğrusal dışı davranışlar sergilediği tespit edilecek olursa bizim gideceğimiz yön doğrusal olmayan birim kök testlerini uygulamak olacak. Şöyle bir şey olabilir. 2007 ve 2008 testleri birbiriyle çelişebilir. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman daha güçlü olan 2008 testini baz alarak, onun sonucunu baz alarak sonuca varacağız ve ona göre geleneksel veyahut doğrusal olmayan birim kök testlerini uygulamaya başlayacağız. Ancak doğrusal dışı davranışlar sergileyen serilere geleneksel birim kök testlerinin uygulanması sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Aman dikkat! Öncelikle doğrusallık sınavlarının yapılması çok önemlidir. Faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.